Kadıköy'den Eminönü Meydanı'na kadar giden tramvayımız ki burada aslında yeni nesil parklarımızı görüyorsunuz. Doğayla iç içe ve tamamen doğal ürünlerle ki ben geldiğim an itibariyle bir karar vermiştik ve artık hiçbir parkımızı doğal ürünlerin, çocukların sağlığına aykırı olan ürünlerin olmayacağı, doğal ürünlerin kullanılacağı bir statüye kavuşturduk. Burada çok özel bir yer, benim için özel, Bülent Bey için de özel. Çünkü Bülent Bey'in burada kurumsal olarak 5 yıl hizmet ettiği, 4 yılı aşkın süre hizmet ettiği ilk taşında olduğu yer. Burada bir başka özelliği, aslında temelini atmayıp, o günün parasıyla 1 milyar liranın üzerindeki bir arıtma tesisinin yapılacağı da bir alandayız. Yani neyi aslında söylüyorum? Burada gördüğünüz alan yaklaşık 200 bin metrekarelik alan. Bu gördüğünüz ağaçlar, bu gördüğünüz doğal ortam, yeşilliğin yerinde bir arıtma tesisi olacaktı. Bir tarafı Kağıthane'ye doğru, bir tarafı Eyüp Sultan'a doğru bu yeşil alanın yerine burada bir arıtma tesisi olacaktı. Peki geldik o zaman dedik ki bu arıtma tesisi yapılmalı mı yapılmamalı mı? Yani doğru yerde mi? Benim kulağım ilk çalan kim onu da söyleyeyim. O dönemin AK Parti'nin ilçe belediye başkanları. Ve ben bunu araştırdığımda İSKİ'deki o dönem yöneticilerimiz, genel müdürümüz Raif Bey kulakları çınlasın. Bunun yapılmasının doğru olmadığını ve Balta Limanı'nda zaten bir ileri biyolojik tesis yapıyoruz. Ve aynı zamanda bir ileri biyolojik tesisin de ki bugünlerde onun son aşamasındayız. İmar komisyonunda bir dosyası var. Yine yeni kapıda tesisimizi büyüteceğiz. Dolayısıyla hani bizim bu sahada ki biliyorsunuz Balta Limanı'nı açtık. Bu nüfusa fazlasıyla yetecek arıtma tesisimiz var denince biz buradan vazgeçtik. Vay bak yapılacak işi bile yapmıyorlar vesaire dediler. Hatta bir espri yaptılar. O ağaçları işte ben diktim demişti Sayın Cumhurbaşkanı. Vallahi bak dedim sizin diktiğiniz ağaçları bile ben kesmiyorum. Onlar kesecekti ama ben yaşatıyorum diye söylemiştim. Günün sonunda burada 200 bin metrekarelik yemyeşil bir alan İstanbulluların alanı oldu. Yeni nesil bir gençlik parkı var. Ve bu yeni nesil gençlik parkının içinde Beltur kafemiz, İstanbul kitapçımız, birçok yerde biz aslında bunları yapıyoruz. İstihdam ofisimiz, yeni fonksiyonları katıyoruz ki Bülent Başkanımızın döneminde İKTAŞ'ın yeni idari yapılanmasıyla ilgili bir merkezi de oluşturmanın adımını atmışlardı. O süreç işliyor. Hedefimiz neydi? O zaman konuşmuştuk. İKTAŞ'ın olduğu yerde bir öğrenci yurdu yaparız. Hatta bir kız yurdu olur demiştik. Sonra zaten İKTAŞ'ın taşınacağı yere hazırlıyoruz diye planlamıştık. O süreç işliyor. Yani biz aslında burada neyi hayal ediyoruz? Gerçekten pırlanta gibi bir öğrenci yurdu. Yanında çok güzel bir park. 200 bin metrekareye yakın bir alanı gerçekten beton yapısıyla, arıtma tesisleri nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz. Beton yapısıyla ve arıtmanın yaratacağı bir takım çevre kaygıların yerinde yemyeşil bir alan duruyor. Doğruyu, bilimi, aklı, deneyimi, liyakati takip ettiğinizde sizi hiçbir şey yanıltmaz. İşte bilimi, aklı, liyakati takip ettiğim arkadaşlarımdan biri de Bülent Özmen arkadaşım. İKTAŞ bizim Türkiye'nin en büyük 20-25 bütçesinden birisidir İKTAŞ. Çok nitelikli bir yönetim gösterdi. Çok kaliteli bir yönetim gösterdi ve bugün de bizim Eyüp Sultan Belediye Başkan adayımız. Bir bütçeye emanet edecekseniz kendisi burada. Bir vizyona emanet edecekseniz kendisi burada. Bir tekniği. Ama yanı sıra toplumun hassasiyetini, değerlerini. Çünkü öyle bir insan. Bütün yönüyle Eyüp Sultan'ı kavrayabileceğini görüyorum. Biz deneyimli bir yol arkadaşımızı buraya görevlendiren partimizin sürecinden sonra en etkili bir şekilde siyasi çalışmamızı sürdürüyoruz. Başkanımıza başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel başkanım. İşler yapacağımıza inanıyorum. Eyüp Sultan'ı sokak sokak gezdiğini biliyorum. Eyüp Sultan'ın maneviyatını, hassasiyetini, bütün hislerini yüreğinizde taşıdığınızı biliyorum. Allah yolunu açık etsin sevgili başkanım. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. İstanbul malumunuz kadim bir
Eyüp Sultan'da İstanbul'un kalbi. İnşallah sizlerle beraber 5 yıldır İstanbul'a çok güzel nefes aldırıyorsunuz. İnşallah bundan sonraki süreçte de Eyüp Sultan'da sizlerin de desteğiyle çok güzel işleri birlikte yapacağız. İnşallah. Yolunuz açık olsun başkanım. Başarılar dilerim.